Motorcu Muhabbeti'nden herkese merhaba. Bugün özellikle arazide sürüş yapmayı seven arkadaşlar için çok güzel bir ürünümüz var. Adı Alpinestars Enduro Tech 7. Bunu benden iyi kimse bilemez büyük ihtimal. Yakın zamanda bir kaza geçirmiştim ve keşke böyle bir yüksek çizmem olsun demiştim. O yüzden sizin için bu çizmeyi bugün inceliyoruz. Bakalım elimizde neler var. CE sertifikalı bu çizmemizin altı tamamen birleştirilmiş tabandan oluşuyor. Birleştirilmiş taban ne demek? Alt taban bota sabitlenmiş durumda. Yani yırtılma, sökülme, dağılma herhangi bir şekilde söz konusu değil. Yani sürüşünüzde küçük bir yere takıldığınız zaman, bir yanı açıldığında veyahut da işte yarım sene, bir sene kullandıktan sonra küçük açılmalarda insan üzülüyor. O kadar para verdim, niye üzüldüm, niye açıldı bu diyebiliyorsunuz. Alt tarafına baktığımız zaman zaten bir kaydırmaz tabanla beraberiz. Hem su kanalları var. Kötü havalarda asfalta tutunduğunuzda kayıp gitmeyin diye. Hem de aşağıda tırtıkları görüyorsunuz. Bu özellikle kayalarda ve çamur benzeri mesela mıcıra girdiniz vesaire noktalarda size güzel bir tutunma sağlıyor. Biraz yukarı çıktığımızda tabii ki tokaları görüyoruz. Bir tane toka ters, diğer tokalar yukarı doğru. Bunun sebebi ne? Yanda genelde tokalar olduğunda sürüş noktasında tabii ki hafif düşmeler, kalkmalar, kenardan böyle vuran dallar veyahut da ağaçlar olabiliyor. Yandan gelen darbelerde bu en alttaki tokanız kırılırsa, bir şey olursa başınıza bela açıyorsunuz. O tokayla sonra uğraşıyorsunuz. Pimi kırılıyor, bir şey oluyor. Sonra sağda solda toka aramaya başlıyorsunuz. O yüzden tokayı ön tarafa almışlar. Yandan gelen darbelerde zaten yan tarafta darbe emicilerimiz var. Daha fazlasına gerek yok demişler. Diğer tokalar zaten yan tarafa doğru. Ön tarafta burun tarafında ve topuk tarafında ekstra korumalar var tabii ki her botta olduğu gibi. Peki tamamen korumaya mı vermişler? Hayır. Yan tarafta küçük bir detayla süeti de göstermişler. Demişler ki bizde kalite her zaman görsel kadar da önemli demişler. Tokaların hepsini açtıktan sonra elimizde ne var? Elimizde güzel bir alan var ayağımızı içine sokmak için. Biraz ses çıkacak velcrolardan. Rahat bir şekilde ayağınızı sokun diye kocaman bir açıklık var. Normalde bu botları giymesi o kadar da kolay olmuyor. Bunda ekstra kolaylık sağlasın diye böyle bir açıklık yapmışlar. Bunun dışında tabii ki bunu kapadığınız zaman güzel bir şekilde iç tarafta güzel bir alan görüyorsunuz. Şu dışarıda gördüğünüz malzeme sayesinde su geçirmezlik söz konusu. Ama su geçirmezlik diyoruz. Bazı arkadaşlar dirseğine kadar, dizine kadar suya giriyor. Öyle durumlarda tabii ki yukarıdan ve bu çizginin üst tarafından su alma durumu olabilir. Onun için artık ne giyersiniz içinizde, kalın bir çorap mı giyersiniz, poşet mi geçirirsiniz tamamen size kalmış. Bazı arkadaşlar soruyor yani aldım tamam bedeni güzel, kalın bir çorap giydim, ince bir çorap giydim. Ayağımda bolluk veya boşluk yapar mı? Tabii ki bilmeyen arkadaşlar için göstermek lazım. Yani bilen arkadaşlar biliyordur offroad botlarla alakalı. Burada tırtıklar var. İçeri dışarı doğru bu tokaları ayarlayabiliyorsunuz. Ne giydiğinize göre içeri veyahut da ayağınızı ne kadar sıkmak istiyorsunuz veyahut da üzerinize nasıl bir ekipman giydiniz? Jersey'nin altını giydiyseniz, bu taraf ince ise biraz daha sıkabiliyorsunuz. Eğer kalın bir içlik varsa üzerinizde, yani kışlık bir pantolon giydiyseniz biraz daha açık bırakabiliyorsunuz. Tokaların ayarlanabilir olması offroad botlarda gerçekten önemli. Biraz daha yukarı çıktığımızda ön tarafta çok önemli bir koruma var. Bunun adı kaval koruması ve keşke bende olsaydı dediğim bir koruma. Çünkü geçenlerde yaptığım bir kazada bu korumanın olmaması sebebiyle ayağımın topu böyle bana doğru bakıyordu. Keşke bu koruma olsaydı diyordum. Yine bot giyiyordum ama yarış botu giyiyordum. Alpinestars'ın normal pist botuyla beraberdim. Ama arazide düştüğünüz zaman sağlam bir korumaya gerçekten ihtiyacınız var. Bu botların en büyük özelliği burkulmaması ve burulmaması. Yani ayağınızın üstünde dönmemesi. Sağa sola hiçbir şekilde döndüremiyorsunuz. Ve ayağınız dışa doğru, içe doğru dönmüyor. Ama aynı şekilde iç tarafa koyulan, şu burada çok güzel katlar görüyorsunuz. Bu katlar sayesinde de botu ileri geri doğru oynatarak vitesinizi değiştirebiliyorsunuz. Tabii kalıp bir şey giydikten sonra hiç oynatamazsanız onun da bir esprisi olmaz. Çünkü frene basacaksınız, vitesinizi değiştireceksiniz. Ancak size %100 yapmam gereken bir öneri. Böyle bir bot kullanıyorsanız, böyle bir çizme kullanıyorsanız kesinlikle vites ayarınızı ve fren ayarınızı tekrardan yaptırın. Çünkü ayağa kalkıp kullandığınız zaman farklı pozisyona gelebiliyor ve biraz daha kalın olduğu için vitesin altına giremeyebiliyor. Benden bu size güzel bir tavsiye olsun. İçi ne durumda? İçi Alpinestars'ın her zamanki kaliteli ve rahat, aynı zamanda konforlu içi. İçeride kullanılan köpükler sayesinde ayağınızı içine giydiğiniz zaman evinizde giyibilirsiniz. Evinizde terlik giyiyor gibi kullanıyorsunuz. Bu bence özellikle uzun sürüşlerde olmazsa olmaz. Çünkü güvenlik eyvallah güzel de ayağınızdan çıkardıktan sonra 2 gün ağır çekecekseniz onun hiçbir esprisi olmuyor. Ben neden Tech 7'nin bu rengini seçtim? Çünkü üst tarafta gördüğünüz derinin üstünde küçük logolar, detaylar. Aşağıda küçük bir sürat alan kullanılmış olması ve renk teması bana doğayı hatırlatıyor. Aynı şekilde Tek 7 bana güvenliği de temsil ediyor. Çünkü sırf üst tarafı tekrardan göstermek için gösteriyorum. Birinci koruma kaval koruması, ikinci koruma kaval koruması ve üçüncü koruma kaval koruması olarak sizin kavalınıza gerçekten değer veren bir marka olduğunu kendini gösteriyor. Bugün Alpinestars Enduro Tech 7 ile beraberdik. Eğer ürünle alakalı sorularınız veya eleştirileriniz varsa aşağıya bir link koyacağım. Oraya direkt iletebilirsiniz. Eğer almak istiyorsanız da Motomax Hasanpaşa mağazasından ya da motomax.com.tr adresinden alabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza, kavalınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksın. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.